Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım, yayınıma ve kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün çok tartışmalı olan Sasa Polyester Sanayi Anonim Şirketi'ni inceleyelim dedik. Şimdi daha önce, bundan bir iki yıl önce, iki yıl kadar önce Sasa Polyester'i çok beğenmiştim. Çok beğendiğim bir şirketti. Bunu incelemiştim. Ve bilançoya göre incelemiştim. Ancak bilançoya göre incelemenin yanlış olduğu söylendi. Ve bununla ilgili doğru bulamayacağımız yani mevcut toplam varlıkları, mevcut öz kaynakları, mevcut borçluk, mevcut mal varlığı üzerinden giderseniz Sasa'nın yanlış bir sonuca, yanlış bir değere ulaşabileceği söylendi. Bu ikazları ben de haklı olarak buldum, haklı bir eleştir dedim. Gerçi Sasa fanatikleri tarafından engellenmekten kurtulamadım ama onların dediklerini yaptım, onların dediklerini kabul ettim. Ve haklısınız arkadaşlar dedim. Bilanço üzerinden dedim. Sasa'yı böyle bir bilanço üzerinden değerlendirmemek lazım. Yatırımlarından değerlendirmek lazım. Yatırımları her neyse onları ileri vadeye projeksiyonlayıp projeksiyonladıktan sonra dolar üzerinden, TL üzerinden değil dolar üzerinden acaba bu vizyon bize ne sağlıyor, ne ediyor onu görmek lazım. Şimdi değerli arkadaşlar. Sasa'da, sosyal medyada, yani çok fazla paylaşım oluyor. Yani işte arabalar geliyor gidiyor, inşaatlar devam ediyor, kamyonlar geliyor gidiyor bilmiyorum. Yani orayı ziyaret eden arkadaşlar var, orayı gören arkadaşlar var. Genel kurullarına katılan arkadaşlar var. Doğrudur. Yani o, o insanların yapmış olduğu bana haklı eleştiriyi de düşünerekten o bilanço üzerinden mevcut bilanço üzerinden yayınlamış olduğum videoyu kaldırmıştım. Keza ben o videoda da SASA Polyester sanayini beğendiğimi de söylemiştim. Bunu ifade ediyorum. Peki bunu bu videoda Sasa'yı nasıl inceliyoruz arkadaşlar? Şimdi Sasa hakkında çok fazla polemik olduğundan dolayı Sasa'yı gelecekteki yatırımlarına göre yani en son faaliyet raporundan çıkartmış olduğum yatırımlar başlığı var arkadaşlar. Yani Sasa Polyester Sanayi'nin faaliyet raporu burada yani oranın patronu sahibi çıkartmış. Ben bu yatırımları şu kadar milyon dolara bu kadar milyar dolara yapıyorum. Bu kadar milyar dolara yapıyorum. Bu kadar milyon dolara yapıyorum ve bunların karşılığında da şu tarihte şu hasılatı bekliyorum. Şu tarihte bu hasılatı bekliyorum. Yani işler yolunda gittiği sürece zaten her şey belli yani Sasa'nın faaliyet raporunda var. Yani kimsenin bir şeyler uydurmasına, kimsenin böyle Sasa'yı övmesine veya Sasa'yı yerin dibine batırmasına gerekecek bir şey yok. Bunun da zaten ben sizlere bir eğitim videosu olduğunu sizlere anlatmak istiyorum. Yani bir hisseye nasıl değer biçilir? Bir hisseye nasıl değer verilir. Onu anlatmaya ve bunun bir eğitim videosu. Asla bir yatırım tavsiyesi olmadığını da sizlere söyle, söylemek isterim. Belirtmek isterim. Aksi halde zarar edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi Sasa Polyester Sanayi'ne baktığımızda şu köşede yayınlıyorum arkadaşlar. Bu köşede yayınladıktan sonra yani şimdi hem de onları birlikte okuyalım arkadaşlar. Şimdi ben şu şekilde bir ekran görüntüsünü getireyim. Kendi ekranımda o ekran görüntüsünü alayım. Onunla beraber devam edelim. Şimdi değerli arkadaşlar birinci madde diyor ki bakın beraber okuyalım. Adana ili yumurtalık bölgesinde yapılması planlanan petrokimya yatırımına destek olarak mevcut üretim tesislerinin bulunduğu Adana yerleşkesinde. Yani Adana yerleşkesinde mevcut bir petrokimya üretim alanı var yumurtalık bölgesinde. Ve buraya yatırım bedeli yani bu bölgeye mevcut yerleşkenin üzerinde petrokimya yatırımı destek olmak üzere 935 milyon dolarlık bir yatırım yapıyorlar. Bakın şurada 935 milyon dolarlık bir yatırım yapılacak. Bunun da 1,5 milyon ton yıl kapasiteli PTA üretim tesisi yatırımına başlanmış. Yatırım çalışmaları da devam ediyor. Yani bunun yapılmış olan bu yatırımın ne zaman biteceği, ne zaman faaliyete gireceği, bu yapılmış olan yatırımın ne zaman ciroya etki edeceği belli değil arkadaşlar. Bakın burada faaliyet raporlarında 2.4.4 yatırımlar bölümünde okuyorum ben size. Bunu şirket yazmış. Yani bunu ben kafadan falan uydurmuyorum. Benim kendi kişisel görüşüm falan değil. Şimdi ben bunu not aldım. 935 milyon dolar. İkinciye bakıyoruz arkadaşlar. Beraber okuyoruz. Şirket tarafından yatırım bedeli tahmini. 150 milyon dolar. Bakın ben bunu burada not aldım. Sonra yine konuşacağız. 150 milyon dolarlık 330 bin ton kapasiteli tekstil cipsi, şişe cipsi, pet cipsi, üretim tesisi yatırım kararı alınmış olup bu yatırımın 2023 yılı ikinci yarısında devreye alınması planlanmaktadır. Yani bunu da not alıyorum. 250 milyon dolarlık bir yatırım var. 2023 yılın ikinci çeyreğinde bunu da notumu aldım. Bu yatırımın 2023 yılı ikinci yarısında devreye alınması planlanmaktadır. Bu yatırımın cireo ya yıllık katkısı bugünkü rakamla yaklaşık 300-350 milyon dolar arası beklenmektedir. Bunun da ortalamasını alıyorum. 330-340 milyon dolar diyorsa 340 milyon dolar olduğu da bekleniyor. Bunlar beklenti arkadaşlar. Bu ikinci yatırım. Üçüncü yatırımına bakıyoruz arkadaşlar. Şirket tarafından yatırım bedeli tahmini 330 milyon dolar olan yıllık 367.500 ton kapasiteli elyaf üretim tesisi yatırım kararı alınmış olup yatırımın 2023 yılı dördüncü çeyrekte devreye alınması planmaktadır. Bunu da not alıyorum. 330 milyon dolarlık bir yatırım daha var. Üçüncü yatırım olarak 2023 yılı dördüncü çeyrekte devreye girecek yatırımın bu yapmış oldukları yatırımın ciroya yıllık katkısı bugünkü rakamla yaklaşık 550 milyon dolar olması beklenmektedir. Bunu da not alıyorum arkadaşlar bir yatırımcı olarak. 550 milyon dolar yıllık ciroya da katkısı olacak. Şirket tarafından yatırım bedeli tahmini 400 milyon dolar olan yıllık 350 milyon ton kapasiteli poy üretim tesisi yatırım kararı almış olup Yatırımın 2024 yılının ikinci yarısında devreye alınması planlanmaktadır. ha Bir 400 milyon dolarlık daha yatırım var. 2024 yılının ikinci çeyreğinde 350 bin ton Kapasiteli bunu da not alıyorum. Bunun da yatırımın bakın şurada Ciro'ya yıllık katkısı bugünkü rakamla 525 milyon dolar olması beklenmektedir. Bunu da not aldım. Bakın 1 2 3 4 Şu an 5. yatırım okuyorum ben. Şirket tarafından yatırım bedeli tahmini 150 milyon dolar olan yıllık 350 bin ton tekstil cipsi, şişe cipsi, pet cipsi üretim tesisi yatırım kararı alınmış olup yatırımın 2024 yılının ikinci yarısında devreye alınması planlanmaktadır. Ha tamam 150 milyon doları da aldım. 2024 yılının ikinci çeyreğinde de alacağım. Peki bu yatırımın ciroya katkısı ne burada yazıyor? Yatırımın ciroya yıllık katkısı bugünkü rakamlarla yaklaşık 500 milyon dolar olması beklenmektedir bu da 5. yatırım. Şimdi bu beş tane yatırımın arkadaşlar dört tanesi net. Bir tanesi net değil. İlk baştaki şu net değil. Yani yani Adana'lı yumurtalık bölgesinde bir petrokimya tesisi yapılması planlanıyor ve bu yatırıma destek olmak amacıyla 935 milyon dolarlık bir yatırım yapılacak. Ancak bu ne zaman bitecek, ne zaman olacak? Bunun şeyde 1,5 milyon ton PTA üretim tesisi kap kapasiteli. Bunun ciroya etkisi nedir, ne oluyor? Bu belli değil. Ama bunu da biz ona oranlarız yani. Sorun değil. Şimdi şurada sonunda bir şey daha var. Şirket tarafından gelecek kuşaklara yeşil ve temiz bir dünya bırakma sorumluluğu ve sürdürülebilirlik ilkeleri kapsamında şirketin Adana merkez sahasındaki yani Adana'da bulunan merkezdeki bulunan binaların çatılarına yıllık 28 bin megawatt saatlik enerji üretimi sağlayacak güneş enerji santralleri yani GES güneş enerji kurulmasına karar vermiştir. Yatırım 2022'nin devreye alınması planlanmaktadır. Yani bu yatırımda 2022'de şu yani şu an devreye alınmış bitmek üzeredir veya bitmiştir tam net bilemiyorum. Ancak bunun tabi ciroya nasıl bir katkısı olur ne olur o onunla ilgili de net bir bilgimiz yok. Şimdi arkadaşlar ben notlarımı aldım. Şimdi, Adana Yumurtalık'ta mevcut bir petrokimya tesisi var. Buna yaklaşık yani 9.35 milyon 1 milyar dolarlık bir yatırım yapılıyor bu tesise. Ek olarak bunun 1.5 milyon ton PTA üretim kapasitesi var ve bunun ne zaman biteceği belli değil ve ciroya katkısı da belli değil. Ancak şöyle baktığımızda değerli arkadaşlar, yani benim almış olduğum notlarda diğer yapılan 4 tane büyük yatırımın yani 150 milyon dolar, 330 milyon dolar, 400 milyon dolar ve 150 milyon dolarlık yatırımların Ciro'ya katkısı sırasıyla yapılan yatırımın 2.26 katı, diğeri 1.66 katı, diğeri 1.31 katı, diğeri de 3.53 katı. Şimdi bu istatistikte şöyle yapılır. İstatistikte en yüksek değerle en küçük değer atılır. Yani burada 3.53 ile yani yapılan yatırımın çünkü ben şeyi hesaplamaya çalışıyorum. Yani birinci petrokimyaya yapılacak olan yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırımın e, ciroya olacak olan katkısını hesaplamaya çalışıyorum. En yüksek 3.53 ile en düşük olan 1.31 atarsınız. Burada 2.26 ile 1.66 var. 2.26 ile 1.66'yı alırsanız ikisini toplarsınız. 2'ye bölersiniz 1.96 yapar. Yani polyester sanayinde yani kimsenin polyestercik olan olmasına gerek yok. E, şunu anlatmak istiyorum. Polyester sanayinde yapmış olduğunuz bir yatırımın yani 1 milyon dolarlık yatırımın çıktığına göre yaklaşık ciroya katkısı 1.6 milyon dolar oluyor. 1.96 milyon dolar oluyor. 1.96 kat. Hadi biz ona 2 diyelim. 2 katı. Yani bugün siz polyester sanayinde 1 milyon dolarlık yatırım yaptığınızda seneye bunu hasılatta ciro olarak 2 milyon dolar olarak görüyorsunuz. Ortalama olarak. O zaman bu 935 milyon dolarlık bu yatırımın birinci maddedeki yatırımın hasılata yıllık katkısı ki bu ne zaman bitecek belli değil. Onu da bilmiyorum. Onu bilmiyorum. Ama diğerlerini söylemişler. 2023 yılının ikinci çeyreğinde, 2023 yılının dördüncü çeyreğinde, 2024 yılının ikinci çeyreğinde, 2024 yılının ikinci çeyreğinde. Ha bu artık 2027'de mi biter? Yani bu petrokimya tesislerinin yapılacak olan ek yatırımların, 1 milyar dolarlık yatırımın 2026'da mı biter? 2029'da mı? Onları bilemiyorum. Onlar genel kurullara giden arkadaşlar oralarda öğrenilirler. Diyelim ki bu da 2024 yılı. Yani şuradan baktığımızda en geç nedir? 2024 yılının ikinci çeyreğe görünüyor. Bunu da 2024 yılının ikinci çeyreğinde devreye gireceğini düşünün. Yani 935 milyon dolarlık bu yatırımında gireceğini düşünün. Ve 1.96 bulduğumuz kat sayıyı da 2 ile çarpalım. 2 ile. 935 çarpı 2 dersek arkadaşlar. Yani bu Adana yumurtalık petrokimya tesisleri üzerine yapılacak olan 1 milyar dolarlık yatırımın yıllık katkısı 1 milyar yani ciroya yıllık ciroya ciro etkisi 1 milyar 870 milyon dolar olur arkadaşlar. Bunu not aldım. Şimdi diğerlerine de bakalım arkadaşlar. 1 milyar 870 milyon dolar. İkinci yatırımın ciroya katkısı neydi? 340 milyon dolar. Buraya ben not aldım. Diğerinin üçüncü yatırımın yıllık hasılata katkısı neydi? 550 milyon dolar. 4. yatırımı olan Sasa'nın dördüncü yatırımının yıllık hasılata katkısı 525 milyon dolar. Bunları sizler de toplayabilirsiniz. 5. yatırımı olan 2024 yılının 2. çeyreğinde olan yatırımında 500 milyon dolar hasılata katkısı var arkadaşlar. Şimdi bütün yatırımlar bittiği zaman benim hesap makinemde yani Sasa Polyester Sanayi'nin ee, yatırım bölümünden yani yatırım çıkarttığım resmi Sase Polyester'in faaliyet raporlarından yatırım bölümünden çıkartmış olduğum ve adamların söylemiş olduğu yatırım miktarları ve kendilerinin söylemiş olduğu hasılat oranlarını hesapladığımda yıllık diyor ki ben 3 milyar 785 milyon dolar bu yatırımlar bittiğinde yıllık hasılat elde ederim. Şimdi dolar o zaman kaç lira olur? Bu zaman kaç lira olur? Sonra 2024 bunun önemi yok. Bugünkü rakamla hesaplayalım. 3 milyar 785 milyon. Bugün dolar 18.50. 18.50 ile çarptığımda 70 milyar TL bir hasılat çıkar arkadaşlar. Yani 70 milyar TL. Doğrudur. Bilanço'ya göre yapmıyoruz. Gelecek gelecek projeksiyona göre yapıyoruz. Şimdi SASA'nın da şimdi 70 milyar TL 70 milyar TL biz bir ciro e, bulduk. Yani yıllık SASA bu 5 tane e, büyük projeyi devreye soktuğunda her şey planlandığı gibi gittiğinde ve şakır 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 üretime başladığında ekonomide her şey yolunda gittiğinde yani pazar payında genişledi bunları satacak pazar payında bulduğu zaman ve kapasitelerin de çünkü genelde bir şirketin bir kapasitesi vardır. Full kapasitede kullanamayabilirsiniz siz bir şirket. Yani bir otomotiv şirketi olabilir, bir cam şirketi olur. Kapasite %40 kapasite kullanırsınız, %60 kapasite kullanırsınız, %70 kapasite. Biz burada full kapasite hesaplıyoruz. Yani söylenen kapasitenin full kapasite çalıştığını ve full bir şekilde ihracatta bulunduğunu ve bu full şekilde malını sattığını düşünüyoruz. Çıkan rakam 70 milyar TL bugünkü rakamla. Yani o zamanki rakamla da 3 milyar 785 milyon dolar. SASA'nın peki bu 70 milyar TL ciro hepsi kar olabilir mi? Olamaz. Yani 70 milyar TL'nin hepsi kar olamaz. Yani ne olur? Yani hasılata baktığınızda hasılatın net karlılığa etkisi %25'tir. 70 milyar TL 70 milyar TL %25'e çarptığımda bütün bu yatırımlar bittikten sonra Sasa'da ben net karlılıkları 17 milyar 500 milyon TL olarak buluyorum arkadaşlar. 17 milyar 500 milyon TL. Sasa'nın bugünkü sermayesi 2 milyar 240 milyon lira. Bir de tahvil ihracı falan oluyor. Bu tahvil ihracı ile beraber 2 milyar 250'ye falan geliyor. Önemli değil. 2 milyar 250 olduğunu düşünürsek 2.25'e böldüğümüzde ne oluyor arkadaşlar? Hisse başı kazanç 7 lira 77 kuruş olur. Bugünkü fiyattan. Yani siz Sasa bugünkü yatırımlarını yaptığı zaman, bugünkü yatırımlarını bitirdiği zaman, ve bu yatırımlarında her şey yolunda gittiği zaman, ekonomide yolunda gittiği zaman, borçlarını da ödediği zaman, pazar payında bulduğu zaman, mallarında sattığı zaman, hasılatında da %100 kapasiteyle çalıştığı zaman elde edeceği benim söylediğim değil, firmanın, SASA'nın kendi faaliyet raporundan çıkarttığım bölüme göre 70 milyar TL ben bir hasılat görüyorum. Bu 70 milyar TL hasılatın da yani genelde %75'i maliyetlere gider, %25 civarı 26 olur, 27 olur, 23 olur, 22 olur. Bilemiyoruz sektöre göre. Ama ortalama %25'i net kara denk gelir. Net kara denk geldi mi? %25'ten hesapladığım zaman da 17,5 milyar TL olarak sermayesine böldüğümde de 7 lira 77 kuruş oluyor. 7 lira 77 kuruş olduğunda 10'la çarptığımda 10 FK'ya göre de 77 lira 7 kuruş, 77 lira 77 olarak ben 10 FK'lı bir değer buluyorum. Şimdi değerli arkadaşlar ben burada şunu söylüyorum. Yani ne kimseye kızmaya ne kimseye hakaret etmeye ne kavga etmeye ne dövüş etmeye gerek yok. Beni beğenmiyorsanız beni sevmiyorsanız benim düşüncelerime değer vermiyorsanız veya inanmıyorsanız arkadaşlar abone olmak zorunda değilsiniz. Bu kanalı dinlemek zorunda da değilsiniz. Benim bir rotsasa hissem yok. Ben sadece beni takip eden arkadaşlara beni iyi dinleyen veya benim fikirlerimi önemseyen arkadaşlara burada ben bir hesap yaptım. Bu hesaba göre yani Sasa Polyester'in bugünkü rakamlarla faaliyetlerini bitirdiğinde 7 lira 77 TL hisse başı bir kazanç çıkıyor. Ha bunun dışında ekstra yeniden yatırımları vardır onu bilemiyorum. Yani o ben çünkü neye bakıyorum faaliyet raporu. Faaliyet raporunda bu deyince bu yatırımların dışında bir 500 milyon dolar daha yatırım var. Bu yatırımların dışında bir 2 milyar dolar daha yatırım var. Başımın üstünde yeri var bir şey diyemem. Ama bilançoda yok. Faaliyet raporunda yok. Bir 3-5 kişi fotoğraf çekmiş. Kamyon resmi, inşaat resmi, çalışan adam resmi falan koymuş. Bunlarla e, hasılat veya bunlarla geleceğe yönelik bir projeksiyon yapılmaz arkadaşlar. Bizim dediğimiz bu faaliyet raporundan Sasa Polyester'in kendi faaliyet bölümünden yatırımlar bölümünden herkes girip bunu okuyabilir. O yüzden kimsenin kavga etmesine, dövüşmesine gerek yok arkadaşlar. Eğer Sasa toplam hasılatta yani şeyi arttırabilirse yani %30'a çıkarırsa o iyi olur. Mesela %30'a çıkarırsa 70 milyarın %30'u 21 milyar TL net karlık yapar. 21 milyar TL net karlık yaptığında da o zaman arkadaşlar eğer %30'u bulabilirse ki %30 iyi bir rakamdır yani hasılatın %30'u net karlı yapmak o da 9 lira 33 kuruş hisse başı kazanç yapar arkadaşlar. E bunu da dediğim gibi 10 FK ile çarptığımızda 93 lira 33 kuruş yapar bugünkü rakamlarla. Arkadaşlar hiç kimsenin kızmaya, dövüşmeye, kavga etmeye gerek yok. Hatalarımız olabilir ben de hata yapabilirim. Alta insani bir şekilde yorum yazarsanız bunları bizler de okuyabiliriz. Bunu eğer bir hata yaptıysam bunu bir sonraki videoda düzeltebilirim. Sorun değil. Ancak benim okuduklarım ve okuduklarımdan anladıklarım da budur. Sizlere daha fazla rahatsız etmek istemiyorum. Zamanınızı istemiyorum. Bu kanalda yer alan yorum, bilgi ve düşüncelerin hiçbirisinin yatırım tavsiyesi olmadığını, özellikle bu videonun bir eğitim videosu olduğunu, bir hisseye nasıl değer biçilmesi gerektiğini, ileri ve projeksiyonu bir hisseye nasıl değer biçileceğine dair bir eğitim videosu olduğunu ve kişisel düşünceler olduğunu unutmayın. Aksi halde zarar edebilirsiniz. Lütfen kendi aklınızla, bilginizle ve görgünüzle bu işlere giriniz, yatırımlarınızı yapınız. İyi hafta sonları. Bu arada bizim Cumhuriyetimizin 29 Ekim 1923 Cumhuriyet Bayramımız. Yani ulusumuzun ne tür zorluklarla, sıkıntılarla kazandığı Cumhuriyet Bayramı'nı başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimize ruhlarına şad olsun diyorum. Onlara minnettarız, onlara teşekkür ediyoruz. Ne mutlu Cumhuriyet Bayramı'na en büyük bayramımız kutlu olsun. Allah'a ısmarladık, görüşmek üzere.